Günaydın. Bugün salı oldu sonunda ve ayrıca haftaya devam ediyoruz. Tabii ki her gün Tulu'da devam ediyor. Dışarı şöyle bir bakıyorum. Hani çok yağmur yağmamış gibi, hatta kuruyor gibi ama soğuk. Eminim şuna bakınca soğuk olduğunu anlıyorum. Neyse, hadi bakalım hazırlanalım. Hazırım galiba. Yani saçım, üstüm başım falan giyindim. Şöyle bir şey göstereyim. Bu böyle çok koyu yeşil, böyle bir kazak giydim ve siyah bir pantolon giydim. Şimdiki şöyle bir şey var. Bugün, yani dün Victoria's Secret olmuş. Çin'de neler neler olmuş. Tabii ki bir Victoria's Secret olduğunda tabii ki bunu biz de kaçırmayacaktık. Bugün bundan bahsedelim o zaman. Şimdi ben hazırlandım. Üstüm başım falan, montumu giyeyim, gideyim. Sonra ofise geçelim. Bakalım Victoria's Secret'ta neler olmuş. Victoria'nın sırrı. Ona uygun giyindim falan diyormuşum. İşe geldim. İşe geldiğimden beri gerçekten kafamı falan kaldıramadım, o kadar söyleyeyim. Ve birazcık akşam oldu, birazdan da çıkacağım ama şu konuşmak üzere olduğumuz şu Victoria's Secret'ı bir konuşalım diyorum. Ne dersin sen? Kanatlı melekleri konuşalım, yeryüzündeki melekleri konuşalım. Hadi bakalım. Şimdi. Normalde Katy Perry sahne alacakmış burada ve Gigi Hadid de yürüyecekmiş aslında bu defilede. Ama bu ikisi Çin'de yasaklanmışlar. Yani Çin'e girişleri falan hop, Çin'de yasaksın. Ban yedin. Baya böyle şey olduklarından ötürü çıkamamışlar. Onu gören Bella da bayağı bir tozunu attırmış. Bella'yı ileride göreceğiz. Şimdi açar açmaz zaten her zaman ilk başta kimle başlarız? Adriana Lima ile başlarız. Şimdi Adriana Lima ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu kadın çok cool bir kadındı benim gözümde, tamam mı? Aşırı cool bir kadındı, hani of be güzellik kim sana? Hani Adriana Lima kadar güzel misin falan böyle derdik böyle bu şekilde, ama şu an bu kadın benim gözümde bir cool değil. Bir kez o sınıfına düştü. Yani nedense düştü. Sebebini de açıkça söylemek istemiyorum. Anladınız artık yani sebebini. O kezo haberler, Türk basınındaki yok hamile, yok öpüşmesi, yok Metin Aray'la şunu, yani kadının imajının içine etti yani. Nasıl bir PR çalışması diye başladıysa o ilişki mahvetti yani. Helal olsun, bak nasıl titredi kamera. Neyse. Öyle. Adriana Lima kanatların var ama cool değilsin. Değilsin. Alessandra Ambrosio'yu görüyoruz şu an. Mesela bu kadın cool abi. Bu kadın cool. Bozmadı. Çocuk da doğurdu, kariyerde yaptı, şunu da yaptı, bunu da yaptı. Hala cool. Çatır 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 cool falan diyormuşum. Bayağı iyi yani, hiç gözümden düşmedi. Ne yapsa da çok güzel olacak. Ömrünün sonuna kadar melek bu, tamam mı? Full kanadı var. Bir tane Alexina Graham diye bir tane kız görüyorum. Kızın bayağı bir havalı buldum hani bu kızı. Kıyafetlerine gelirsek ne diyeyim ona, bir şey diyemem ama kızın şu havasına baksana, böyle bir bakıyor aileni keser atar. Tüm aileyi keser atar yani. Genel şöyle baktığım zaman çok fazla Afro-Amerikan ya da hani siyahi, umarım doğru söylenişi budur. Çok fazla böyle manken kullanıldığını görüyorum. Bence şu an zaten dünyanın gittiği yere göre çok fazla ayrımcılıklar, işte bir şeyleri dışlamacalar, ne bileyim böyle ufak o kitleleri, ne bileyim azınlıkları dışlamak, azınlık da iğrenç bir kelime bu arada. Bu hani dışlama olayı bitiyor artık. Her şey, herkes bu sahipleniliyor. Herkes çok şey yapılıyor. Bu durumdan çok mutluyum açıkçası. Victoria's Secret'ta bunu bayağı değerlendirmiş. Şimdi kimi görüyoruz biliyor musunuz? Bahsettiğim kişiye. Bella Hadid'i görüyoruz. Bakın bu kızı zorla manken yaptılar başımıza, tamam mı? Zoru zoruna kendini yırttı yırttı ve şuralara çıktı. Bu kadar net. Güzel bir kız mı? Bebek gibi. Bebek gibi. Çok güzel ama yani hani o yanları şuyu bu falan. Ulan Victoria's Secret mankeni diyeti diye bir şey var. Kimsenin vücut ölçüsü benim umurumda değil, tamam mı? Şu havasına bakarım. Havalı mı? Havalı. Çok güzel havalı bir kız yani ama ne alaka yani? Cici vururdu ama. Ciciciyiz. Cici bayağı büyük vururdu yani. Zaten bu kızın bir sürü şeylere çıkmış. Hani bu beliyle, bu işte şunuyla, kıçıyla, başıyla nasıl Victoria's Secret mankeni oldu falan diye. Yorumu size bırakıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendisi görüyorsunuz.
Bakın kendisi de en bozmayanlardan. Hep kanadı var, hep cool, hep böyle melek gibi, bebek gibi bir kız. Kütür yani, hani bayağı güzel böyle. Helal olsun, ne giyse çok güzel taşıyor. Hani şu kıza birisi bir şey söylese, neyse şimdi kapı çal şey oldu falan, dikkatimi dağıldı. Bir de küçük birkaç tane böyle işlerim var, onları bir bitirmem lazım. Ondan sonrasında ne yapacağım biliyor musunuz? Spora gideceğim. Siz de bence benimle geleceksiniz. Birlikte bir spor yapalım bir salı gününde. Sonrasında eve gideceğim ve kaldığımız yerden şu meleklerin kanatlarını, tüylerini falan, bunları böyle konuşmaya devam edelim. Hadi bakalım. Hadi gelin. Gelin. Tutuyorum, tutuyorum. Gelin, 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 gelin. Falan, falan. Tamam, tamam. Sakin, tamam. Ve çıktım. Evet, şimdi. Dediğim gibi şu an spora gidiyorum. Spora gidebiliriz ve spora gitmeliyiz. Evet, şu an hadi bekle, spora gidelim. Adamdan para. Evet arkadaşlar, selamlar. Şimdi tekrar eve geldim. Kaldığım yerden Victoria's Secret'ın kanatlı meleklerine, kanatsız meleklerine bakmaya devam edeceğim. Bu arada sporum çok iyi geçti. Bugün sırt çalıştım. Aynı zamanda arka kol çalıştım. Şuralarım ve sırtım şöyle bir bölge olarak böyle beni yoğuruyor resmen. Telefonum da susmuyor bir yandan. Herkesin annesi beni arıyor şu an. Tamam. Şu an önümden bakmaya devam ediyorum. Çok favorilerimden bir tanesi. Bakın en favorim olabilir. En sevdiğim ve uzaylı gibi böyle dünya dışı bulduğum kişi Elsa Hosk'u görüyorsunuz. Bu kız ne yapsa bana okey, tamam mı? Bu kız amuda kalksın, şu elini yumruk yapıp ağzına soksun ve bundan sonra öyle geçsin, yine severim. O kadar seviyorum yani. Elsa Hosk helal olsun sana. Frozen'daki Elsa gibi. O kadar güçlü ve şey, buz gibi kız. Helal olsun. Devam ediyorum. Bu bayağı bilindik güzellerden bir tanesi. Karlie Kloss. Karlie Kloss'un Taylor Swift'in squadından atıldığını biliyor muydunuz? Look What You Made Me Do klibinde tişörtün üstünde böyle squad isimleri var. O üyelerin isimleri var. Karlie Kloss'un adı yok. Bu arada gözden düştü demektir. Onun dışında bu kız çok uzun boyluymuş biliyor musunuz? 1.80 artı 1.85 falan gibi bir şeymiş. Onun dışında yani şu an benim gördüğüm şeyi siz de görüyorsunuz hemen şu tarafta. Ben pek beğenmedim ya. Çok böyle bir yürek hoplatmadı. Yalan söylemeyeceğim. Evet, şimdi bir başka kanatlarıyla görmeye alıştığımız ünlü güzellerden devam edeceğim. Lily Aldridge var. Kendisini şu an kanatsız görüyoruz. Ben bu kızı kanatsız görmeye dayanamıyorum. Demek ki bazı şeylerde kayıplar yaşanıyor bu podyum dünyasında. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Şu an Martha Hunt'ı görüyorsunuz. Martha Hunt'tan o kadar sıkıldım ki. Ulan Batman'de çalışıyordum. Batman'in bilmem nesinin yüzüğüydü. Oradaydım, onun yüzüğüydü. Buradaydım, bunun yüzüğüydü. Gerçekten Martha Hunt'tan aşırı sıkıldım. Şu tipi tarzı falan da bir böyle şey, Teresa. Neyse. Ha, şimdi Minji diye okunuyor diye düşünüyorum bu kızın adı. Bu kız bir düşmüş. Bir ağız üstü yerlere öpmüş, bir kapanmış. Hem güldüm hem üzüldüm. Bakın, gülerken üzüldüm. Bana böyle şeyleri aynı anda yaşattığına göre bu kızda bir iş olmalı. Ama arkadaşı çok güzel onu kaldırdı. Yollarına devam ettiler. İnşallah seneye de görürüz bakalım. Bu kız hep var genelde ama seneye görecek miyiz? Merak ediyorum. Tövbe, şimdi bakın bayağı bir çılgınlardan bir tanesi. Romy. Bilemedim. Soyadını hayatta okumaya çalışmayacağım bu kızın. Bu kızın bir YouTube kanalı var, bir vlog kanalı var. Bakın, kimsenin böyle kanalı yok. Çok tatlı, aşırı iyi. Kesin bağımlısı olacaksınız. Bir izlemeye başladığınızda üst üste 6-7 tane videosunu izleyebilirsiniz. Helal olsun, çok tatlı bir kız. Yani o tatlılığı burada yansıtmamış. Çatır çatır seksi görünüyor ama bu kıza bir o gözle bakın derim. Bu kızı kaçırmayın. Son olarak çok tatlı, çok hoş bir tanesini sona sakladım. Lafımı balla bitiriyorum. Taylor Hill'den bahsetmek istiyorum. Bakın, bu kız bir taş bebek. Bir bebek yani. Hani o vücudu, o suratı, mesela doğallığı, hani böyle renkli gözlü, koyu renk saçlı falan böyle. Bence Türk erkeğinin aşırı bayılacağı bir kız.
Türk kadınının da bir tık kıskanabileceği bir kız. Çünkü Türk kadına çok böyle yakın bir güzellikten. Yani Türk kızları da böyle güzel ya. O bakımdan ben size söyleyeyim. Bu Taylor Hill yok mu? Fena değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Fena değil mi? Fena. Bence öyle. Ve evet arkadaşlar, şimdi şunu şuradan bir alalım. Victoria's Secret modelleri, mankenleri, kanatlılar, kanatsızlar, şöyle böyle falan uçan melekler. Kısmen böyleydi. Daha bir sürü var. Bakın bir sürü var. Benim daha bu kadarına yetiyor hani şey yapabileceğim, yüreğimin dayanması. Sizleri hiç bilemeyeceğim. Benim atladığım, sizin beğendiğiniz varsa aşağı mutlaka yazın. Onlara da bakalım, onlar hakkında da konuşalım. Aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Neyse. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben galiba bugünün videosunu yavaştan editlemeye başlayacağım. O sırada da bir yemek falan bir şey söyleyebilirim. Ya da şöyle yapalım. Ben şu an editlemeye başlayayım bu ana kadar. Ondan sonrasında da editten sonra da yemek yeriz. Yine bir şeyler izleriz. Handmaid's Tale'a devam etmek istiyorum. Güzel akıcı gidiyor o dizi. Baktınız mı ona? Bakın demiştim dünden. Dünkü videoda. Bakmazsanız siz kaybedersiniz. Güzel dizi. Bir sürü de Emmy falan almış yani. Neyse. Onun dışında evet, bakalım sonrasında neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Haydi. Evet, şimdi editimin çok büyük bir kısmını bitirdim. Onun dışında evde şimdi bazı şeyleri topladım falan. Yani ev şu an aşırı dağınık. Neyse, hafta sonunu bekliyorum. Hafta sonu toplarım. Hafta içleri kesinlikle buna vakit ayıramıyorum. Fakat şimdi size bir şey göstereceğim. Benim şöyle 3 tane ayakkabım var, tamam mı? Şu ayakkabım sumazede. Bakın bunun içindeki, yani hani kum temizlenmedi. Ve böyle beyaz bir ayakkabı ve ben bunu giymeyi aşırı seviyorum. Ama giyemiyorum. Ya bu yüzden böyle şey değil hani, mahvoldu. Şu ayakkabı Berlinze'de. Bakın şu ayakkabıyı bir gönderseler böyle bir laboratuvara, kimyasal bir şeylere, neler çıkar yani, neler şundan. Şunun pisliği mahvediyor yani, nerelere girdi şu ayakkabı. Şu ayakkabımsa bu benim çok uzun yıllardır böyle şey giymediğim ama renginden dolayı artık giymek istediğim bir Air Max. İlk Air Max'lerden. Bunları da böyle temizlemek istiyorum ama ben hayatta bunları kendim temizleyemem. Bakın bundan eminim. Şimdi ben bunları kendim hayatta temizleyemeyeceğimden ötürü ve kimseyi de temizletemeyeceğimden ötürü, yani şey gibi değil hani, şimdi eve gelen temizlikçiye ayakkabılarımı temizler misin diyemem yani hani. Onun dışında böyle ne bileyim ayakkabı, mont, battaniye, cacut, bilmiyorum artık hani böyle şeyleri temizleyen bir şey biliyor musunuz? Bir şirket, bir ne bileyim kişi, bir atıyorum butik şudur budur falan, böyle bir şey biliyorsanız bana mutlaka aşağıda yazın. Instagram'dan DM atabilirsiniz, mail atabilirsiniz, hiç önemli değil ama bu ayakkabıları kurtarmak istiyorum çünkü artık bunları giymek istiyorum. O kadar netim yani. Bu arada yemek soyadım hala gelmedi. Yemeğim gel, yemeğim gel. Devam edemiyorum, kafam kalmadı ya. Yine yemek yiyorum. Yemeğim sonunda gelebildi. Ama editime devam ediyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü çok eğlenceli olmaya başladı. Şu an bir şey izleyesim gelmedi maalesef. Ve evet arkadaşlar. Editimi bitirdim. Çok uzun sürdü. Buna yakınmayacağım çünkü bu sırada eğlendim. Ama halimde kalmadı. Saat de bayağı bir geç oldu artık. Dişlerimi fırçaladım. Ve artık yavaştan uyumaya hazırım. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Haftayı yaraladık mı? Bayağı yaraladık. Yarın neler yapacağız? Hadi bakalım. Yarın da büyük bir gün. Vallahi bir şey söyleyemedim. Birlikte görüşeceğiz zaten. Görüşeceğiz birlikte. Hadi bay bay.